Sayın Şevkin. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Son yıllarda devlet kurumlarında çalışma ya da kurum içi yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarında başarılı olan binlerce vatandaşımız sözlü mülakat ile karşı karşıya kalıyor. Devlet Demiryolları'nda daha önce yapılmış yazılı yükselme sınavında 84 puan almış bir çalışana sözlü sınavda 66 puan veriliyor ve eleniyor. Yazılı sınavda 60 puan almış bir çalışana 88 sözlü puanı verilerek görevde yükselmesi sağlanırken 80 yazılı sınavına karşılık 60 sözlü sınavı sonucuyla bir başka aday görevde yükselemiyor. Atamalarda ve kurum içi sınavlarda başarılı olmalarına rağmen kadın çalışanlar tercih edilmiyor. Hele bir de kadın ve engelli ise hak ettikleri yerle ulaşmalarına asla imkan tanınmıyor. Tüm bunların belgeleri bizde saklı. Türkiye'nin her yerinde bu liyakatsız yandaş atamalara son verin. Hak edenin hakkını verin, hak yemeyin diyorum.